haddin hesabının olmadığını çok rahatlıkla tahmin edebiliriz. E, büyük bir e, refah, büyük bir e, zenginlik içine ulaştıklarını e, görebiliriz. Evet, acaba Uygurların daha e, bizim e, Moğol bozkırlarında başlattıkları kentleşme hareketlerinin e, kendi tercihleriyle mi, inançlarla mı ilgisi vardı yoksa bu iktisadi durumla mı? Bana sanki iktisadi durum daha açıklayıcı geliyor arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftalar içinde <laughs> kentleşme diye bir e, dersimiz var. Orada bunu yine tartışacağız. Uygurların kent kurmalarının, e, çünkü e, yazıtta ne diyor e, Şine usulü yazısında Soğudak e, e, Soudak e, tabgaçka. Togubalık yapıtı verdim Soğutlu ve Çinli ustalara çağırdım bunlara togubalık kentini kurdurdum e, diyor. E, bunun kentlerin e, kuruluşunun hem işte zayıflayan Çin'den bir artık e, kendilerine yönelik tehdit kalmayışı kendilerini güçlü görüşü. Ee, Köktürk döneminde Tony Cook'un itirazı neydi Onlar güçlü kalabalık Bizim 50 katımız nüfusları var Bizim gücümüz hareket halinde olmamızdan Kaynaklanıyor ee, Onlar e, bizi yatuk olarak Hareketsiz yerleşik olarak Bulurlarsa 1'e 50 aramızdaki güç farkı Biz onlara bir şey yapamayız Onlar bizi mahveder ee, Ama e, e, Benzer bir e, Düşüncenin Uygur döneminde Tabii ki vardır olabilir ama zayıf ve perişan haldeki bir kendini isyandan sonra toparlamaya çalışan bir Çin'in bir Tang İmparatorluğu'nun Uygurlara büyük bir tehdit oluşturmadığı Uygurların güçlü olduğu zengin olduğu gibi sebeplerle bu zihniyetin kentleşmeyi engellediğini düşünebiliriz. Evet, e, bu şekilde Çin'den aldıkları ve başka şekilde e, tabii ki e, o dönemde artık <laughs> ticarete de dahil oldular arkadaşlar. Sadece Çin ile değil, İslam dünyasıyla da ticarete dahil oldular. Arkadaşımız Temin Bin Bahri'nin e, ziyaretinden e, bahsetti. E, hem e, ticaretle hem bu şekilde e, tahsilatla diyelim... E, gelen zenginliklerinde Köktürk yerleşmesinin yerleşikleşmesinin etkenlerinden, etmenlerinden birisi olduğunu tahmin etmek zor değil. Evet. Uygurların bir başka genel tarih içine oturtursak arkadaşlar Abbasi dönemiyle tekabül ediyor. Abbasi döneminde dönemiyle birlikte başlayan bütün Avrasya'daki ee, daha barışçıl, daha oturaklı havanın e, ilk asrını Uygurlar oluşturuyor. 750 yılında Abbasiler gelmişti. E, ha Çok barışseverdiler falan filan değil de iktidarlarını yerleştirmek e, için e, Emevilere göre daha az savaşçı bir e, siyaset izlediler etraflarındaki yabancı güçlerle barış içinde olmayı tercih ettiler. Ve bu şekilde bu uzun da sürdü. Yani kısa dönemlik siyasetler değil de bazı siyasetleri genellikle bu şekilde oldu. Yabancı ülkelerle mümkün olduğunca dostluk içinde olmak, e, ticari ilişkileri iktisadi ilişkileri devam ettirmek şeklinde oldu. Bu Avrasya'da en fazla e, hissedilen e, yer idi Avrasya. Gerçekten e, üstelik Orta Asya'da e, Abbasiler döneminde ilk çağlarında bir devletin olmayışı, Batı Türk mirası üzerinde bir siyasi gücün yükselmeyişi de buna imkan sağladı. Bir tarafta devletsiz göçebeler kendi başına buyruk geçebeler halinde yaşayan Türkler bir tarafta e, sınırın ötesine artık geçmek istemeyen geçemeyen zaten. Geçtiğinde bir şey bulamayan e, Abbasiler. E, burada e, iktisat ilişkiler başladı. E, İpek yolu zaten işliyor idi. E, Çin'e Mesudi bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Hatta Mesudi bize bu Anmuşan isyanında sadece başkentte öldürülen Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin sayısını da veriyor. Demek ki 756 yılından önce de Çin'de limanlarında da, başkentinde de ipek ya hem kara hem deniz yoluyla Çin'de. Ciddi Müslüman koloniler, tüccar kolonileri oluşmuş. E belki e, İslam e, yerli halk arasında yayılmaya başlamış olmalı. E, evet, e, Uygur Devleti 745 yılından itibaren eğer başlatırsak, Abbasilerle birlikte oluşan bu döneme e, tekabül ediyor. Abbasi çağının ilk asrına e, tekabül ediyor. Büyük Uygur çağı. Dolayısıyla onlar da aynı şekilde bu ticarete dahil oldular. E, Uygurlar Çin'de sadece savaşçı olarak bulunmuyorlardı. İyi tüccar idiler, öğrendiler. soğutların elinden aldılar ticareti. Üstelik de kabadayıydılar. Çin pazarlarının kabadayısı ve tücceriydiler. Bu tabii ki Çin'leri rahatsız ediyordu. Çok şikayetlere sebep oluyordu. E, o ayrı mesele. Ama öğrendiler de ticaret işini. Hem Çin'le ticaret yapıyorlar, hem İslam ülkeleriyle e ticaret başladı. Bunu Kırgız'larda da göreceğiz. O dönemde Kırgızların da İslam ülkeleriyle ticareti başlamıştı. Doğu batı yönündeki İpek yolu gibi bir de Kırgız ülkelerinden Orta Sibirya'dan Orta Doğu'ya doğru gelen çapraz bir Kürk yolu daha oluştuğunu Kırgız ticaretiyle birlikte göreceğiz. Evet sadece dediğim gibi Çin'den yapılan tahsilat değil bu uluslararası ticarette de Uygur devletinin zenginleşmesini sağladı. Ve muhtemelen de işte bu zenginlikle birlikte gelen refah, rehavet, rehavet diyelim İbni Haldun terminolojisine başvurursak. Bu rehavet Uygurların bir anda artık yatuk hale gelen Uygurların henüz göçebe gücünün, göçebe erdemlerinden kaynaklanan gücü ellerinde bulunan, bulunduran... Kırgızlar tarafından bir anla bir gece içinde evet e, yok edilmelerine belki de dediğim gibi bu rehavet imkan sağladı. E, acaba e, onların dinleri Budacılık, Maniheylik e, gibi e, önce Maniheylik Büyük Uygur döneminde yayılmıştır. Bögü Kağan e, döneminde ama bunun e, toplumda ne kadar yaygınlık kazandığı konusu... E, tartışmalı bir yaygınlığının olmadığını, kısıtlı bir tıpkı Hazardaki Musevilik gibi Uygurlardaki Maniheyliğinde e, kısıtlı bir üst tabakaya e, münhasır kaldığını tahmin edebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü eski Türk kültürünün ögeleri hem burada hem Doğu Türkistan'a göçte de e, yaşamaya devam etti. Biz bunları görüyoruz. Dolayısıyla bunlar Maniheylik dini e, yüzünden zayıfladılar e, diye bir şey... E, doğru olmayacaktır. E, vaka budacılık inancının da e, Türklerin o, o, o e, baktığımızda Türklerin e, savaşçılık özelliklerini budadı, e, buda inancı e, kaybettiler, zayıfladılar diye genel bir hükm'e varmak burada da çok mümkün değil. E, eğer öyle olsaydı e, sonraki çağlardaki Moğolları, ama Cuncarları, Oyratları, Kalmukları biz e, bu da inancındaki kalmukları e, ortasya'nın e, yani üç buçuk e, kişilik bir toplulukla çok küçük topluluklarla ortasya'nın altın üstüne getirirken bunları görmez e, idik öbür türlü. E, bu inançların uygur toplum yapısında uygur hayat tarzında çok büyük bir değişikliğe sebep e, olduğunu düşünmemiz çok tarihi olmayabilir Elbette olabilir ama çok fazla bir tarihi olmayabilir. Evet, Uygurlar ile ilgili arkadaşlar başka Murat arkadaşımızın söyleyeceği dışında çok söyleyebileceğimiz bir şey yok. Evet, Uygurlar bir ayrı Türkçe konuşan ayrı bir halk değiller. Uygur dediğimiz hadise, köktürklerle aynı insanlar, yazıtları elimizde aynı dili kullanıyorlar. Aynı topluluklar, birbirinden farkı olmayan topluluklar. Mesele ne? E, hep diyoruz derslerimizde, bir siyasi parti. Birisi bir parti kurmuş, insanlar ona yöneliyor. Sonra insanlar onu bırakıyorlar, bir diğerine yöneliyorlar. Bu dönem... E, Birinci Köktürk Kağanlığı'nın zayıfladığı dönemden itibaren biz e, e, Uygur Siyasi Partisi'nin güçlendiğini, insanların ona yöneldiğini, taraftarlarının arttığını görüyoruz. E, taraftar, e, münferit katılımlar olabilir ama boy katılımları da olabilir. Biz e, 8 Oğuz, 9 Oğuz her neyse e, onun da erken dönemleri var. Uygurların e, 9 boyu var uygurlar 9 boy birden e, bir anlaşma ile başlamadılar kuşkusuz orada bir boy iki boy üç boy e, önceki bir tarihi var bunların e, boyun genişleme aşamaları var 9 oğuzları da kendilerine kattıktan sonra kendilerde de dahil olmak üzere 19 boyluk bir e, birlik meydana getirdiler Eee bu vesileyle arkadaşlar e, Oğuzlar dersinde tekrar karşımıza çıkacak ama hatırlatmış olalım tekrar ileride dönmek üzere. Bu dokuz Oğuzlar Köktürk yazıtlarında da isyancı olarak karşımıza çıkan ve aynı zamanda Kağan'ın muhatapları olarak karşımıza çıkan dokuz Oğuzlar. Sonraki dönemde ki Uygurlar haline geliyorlar. Eee... Uygurlaşma demeyelim Uygur siyasi partisine katıldılar. Dediğimiz gibi 19 boyluk o bildiğimiz büyük Uygur döneminde bir siyasi parti olarak e, bunu düşünelim. Ona katıldılar ve bunlar e, Kırgız hücumundan sonra 840 yılından sonra Doğu Türkistan'a göç eden topluluğun içindeydiler elbette. Doğu Türkistan'da boy birliği çözüldü. Sonuçta oradaki 9 Oğuzların e, e, Doğu Türkistan'a göç eden Uygurlar içinde olduğunu, onun belki yarısını belki yarısından daha fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Bu 9 Oğuzların batıdaki bildiğimiz Selçuklu Devleti'ni kuran ve sonrasındaki Orta Doğu Akdeniz tarihinde e, temel teşkil eden, tarihin yapıcı e, unsuru olan, Oğuzlarla bu dokuz Oğuzların ilgisinin olmadığını görüyoruz. Evet, daha önceki derslerimizde mitolojik verinin tarih verisine dönüştürülmesi, dönüştürülebilirliği hakkında sık sık yeri geldikçe konuşmuştuk. Bazı şeyleri gizleyecektir, bazı şeyleri abartacaktır, kahramanlıkları abartacaktır ama acıları da abartacaktır. Dramatik e, hale getirecektir. E, gerçek sebepleri bulamayabiliriz. Fakat bir olguyu görürüz. E, göç destanına yansımıştır bunlar. E, göç destanında biz e, e, kötü yönetim, rehavet vesaire vesaire hatta kırgız, kırgız kelimesini hiç görmeyiz. Bunları tarihten biliriz ama Göç destanında biz başka şeyler görürüz. Bu tarihi bir vakanın destanlaştığı zaman nasıl bir hal olduğunu anlamamıza çok güzel bir örnek. Bir tarafta gözümüzün önünde e, canlı bir tarih, bir tarafta o tarihten aparılmış, oluşturulmuş bir destan. Evet Kırgızlar bir Uygur komutanın yardımıyla öncülüğüyle yol göstermesiyle ani bir baskınla Uygur devletine bir gece içinde son verdiler tabiri caizse <gülüyor> fakat <gülüyor> destan bize ne diyor ee, bir taş vardı bir ta kayalık vardı kutlu kayalık kutlu dağ vardı ve ülkenin uğuru bu idi. Çinliler de bunu öğrendiler. Biz bu taşı buradan alama alıp götürmezsek, bu taşı yok etmezsek bu Uygurlara bir şey yapamayız dediler. Ve e, Uygurları kandırdılar. E, bu taşı e, götürdüler, parçalayıp kendi ülkelerine taşıdılar. E, ticari kanallarla böyle kandırdılar. Uygurlar da buna kandılar. Ama taş gittikten sonra... Uğur gitti, ülkedeki kut gitti, kara günler başladı, hava karardı, kara bulutlar geldi, dağ taş, kurt kuş, her şey göç göç demeye başladı. Kağanlar peş peşine ölmeye başladı, insanlar, çocuklar, yaşlılar ölmeye başladı, salgınlar görülmeye başladı, açlık görülmeye başladı, kara günler geldi, çöktü. Böyle bir hava destanda ve her şey, etraftaki her şey göç deyince insanlar çarenin, göç olduğuna karar verip tabiatın kendileri dışındaki dünyanın evren göç etmemizi istiyor e, diyerek adeta e, bu çağrıya ses vererek göç ettiler. Destan bize bunu söylüyor. Evet burada biz göç edildiğini görüyoruz. O dönemde e, karanlık ve karmaşık günlerin yaşandığını tahmin ediyoruz ve orada bırakıyoruz. Tabii ki bir e, taşın taş yüzünden uğurun gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ha bu temsili olarak bir şey yaşanmış olabilir, olabilir ve halkı etkileyebilir. Daha sonra bunun sebebi olarak bunu görmüş olabilirler. Günümüzde dahi 2020 yılında dahi belli olayları, belli felaketlerin sebebi olarak bilmem ...belli davranışları gören, yorumlayan insanlar var. E, o zaman da bu normaldir. E, siz e, akıllı oldunuz, siz uslu oldunuz. E, siz evleriniz güzel yaptığınızda deprem e, sizi yok mu etti? Siz evlerinizi kötü yaparsanız istediğiniz kadar iyi insanlar olun. Ama e, akılsız e, başa her zaman bela gelecektir. E, bunu da arkadaşlar dediğim gibi... E, tarihin mitolojileşmesine güzel bir örnek olarak göç destanını görebiliriz, kullanabiliriz. Burada yaşanan e, yenilgiden e, eser yok. O, burada yaşanan o dönemdeki e, basiretsizlikten e, eser yok. E, burada e, suçlu olan e, nedir? E, bu kayalığı veren insanlar, suçlu olan kırgızlara karşı, karşı gözünü açıp e, o tetikte olan e, durumu kontrol eden e, yöneticiler değil de e, kayalığı vermeleri e, suç e, kötü olan şey. Evet bu şekilde e, Uygurların Göç Destanı'nın kısa bir e, tahliliyle bu dersimizi bitiriyoruz. Görüşmek üzere.